SporX. Galatasaray'da kriz. Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Ryan Dong. Her şey böyle başladı. Galatasaray TVDE yayınlanan Var Tiyatrosu isimli programa katılan Başkan Mustafa Cengiz, önce hakemler hakkında sert ifadeler kullandı, ardından futbol takımını yerden yere vurdu, 7'nin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edilince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeliydi futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. İkinci maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken. Tarih, 14 Nisan 2021. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, başkanın sözleri, Florya'da fırtına kopardı. Özellikle haysiyet ve şeref vurgulu cümleye sert tepki gösteren futbolcular, önce antrenmana çıkmayarak başkanı protesto etmeyi planladı. Fatih Terim'in bu protestoyu doğru bulmayacağı düşüncesiyle fikir değiştiren oyuncular, ortak bir metin belirleyip büyük bir basın toplantısı düzenleme hazırlıklarına başladılar. Kısa süre içinde bu plandan haberdar olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak apar topar Florya'ya geldi. Terimin olmadığı ancak bütün futbolcuların Albayrak'ın yanında yer aldığı aile fotoğrafının ardından basın toplantısı rafa kalktı. Fotoğrafın Albayrak'ın sosyal medya hesabından yayınlanması, kulübün resmi sitesinden servis edilmemesi dikkat çeken bir detaydı. Tarih: 15 Nisan 2021. Abdurrahim Albayrak'ın yanında yüzlerindeki gülümsemeyle dikkat çeken futbolcular ertesi sabah ise yine kabus gibi bir güne uyandı. Milliyet gazetesinde Nevzat Dindar imzasıyla çıkan haberin başlığı oyuncuların üzerinde adeta soğuk duş etkisi yarattı. "Donkun seks partilerinden bıktık." haberin içeriğinde ise Mustafa Cengiz'in Divan ve Kongre üyeleri ile sohbetinde kullandığı iddia edilen şu ifadeler vardı. "Donkun seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar." işin eğlencesindeler, futbolcular arasında anında telefon trafiği başlarken, en büyük rahatsızlık yaşayan isim şüphesiz Ryan Dong'tu. Mahkemeye gitmeye hazırlandı. Dong, bu haberi gördüğünde büyük şok yaşayan aile fertleri ile bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra radikal bir karar verdi. Hollandalı Yıldız, büyük bir haksızlığa uğradığını düşünüyordu ve hakkını mahkemelerde aramayı kafasına koymuştu. Belki de Türk futbol tarihinde ilk kez bir takımın futbolcusu böyle bir nedenle kulübünün başkanını dava edecekti. Kısa süre içinde futbolcular, Galatasaray camiasından tanıdığı ve değer verdiği büyükler araya girdi, Donk'u ikna etmeye çalıştılar. Ancak Hollandalı oyuncunun geri adım atmaya niyeti yoktu. Avukatlarıyla görüştü. Bu arada saatler hızla ilerliyor, haber kulaktan kulağa yayılıyor ve neredeyse Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasına giriyordu. Donk da davanın Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğunda oturduğu sırada mı yoksa Mayıs ayındaki kongreyi bekleyerek mi açılması gerektiği konusunda avukatlarıyla görüşüyordu. Olayın geldiği boyut Galatasaray yönetimini de en nihayetinde harekete geçirdi. Galatasaray'ın resmi internet sitesi sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'de konuşulan bu haberi akşama doğru daha net bir ifadeyle saatler 17.51'i gösterirken yalanlama yolunu seçti. Bu arada başkan ya da sözcülerinin de Donk ile görüşerek haberin asılsız olduğunu söylediği ve Donku dava açmaktan vazgeçirdiği öğrenildi. İsim vermedi, Terim'i hedef aldı. Galatasaray yönetimi yalanladı, Donk ikna edildi. Peki kriz bitti mi? Bitmedi. Çünkü aynı haberde Fatih Terim ile ilgili de bir bölüm vardı. Cengiz'in isim vermeden terimi kastederek, bir abday gidiyor, bir bodruma, dediği, deplasman için kullanılan özel uçuşlarda kulübe verilen ücretsiz hakların hepsinin Fatih Hoca tarafından kullanılmasından şikayetçi olduğu iddia ediliyordu. Terimin adalet terazisi ile spor kamuoyunu ayağa kaldırdığı günlerde bir kez bile konuşmayan, Fatih Hoca'nın zemin serzenişlerine, Ankara'da da zemin mi bozuktu, yanıtıyla karşı çıkan Cengiz'in, uzun süredir Fatih Terim ile arasının bozuk olduğu zaten biliniyordu. GSYİAD ne dedi? Başkan Cengiz'in ortalığı karıştıran sözleri 20 Galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği üyeleriyle sohbeti sırasında kullandığı belirtilmişti. GSYİAD'dan konuyla ilgili açıklama geldi, adı geçen gazete ve muhabir ile derneğimizin hiçbir yönetim kurulu üyesi görüşmemiş veya hiçbir şekilde habere konu olacak bilgi kendileriyle paylaşılmamıştır. Bu sorulara yanıt aranıyor. Kriz, yarın oynanacak Göztepe maçı ile birlikte zirve yapabilir. Çünkü cezası biterek kulübeye girecek olan Fatih Terim'in bu iddialara canlı yayında yanıt vermesi, futbolcuların atacakları gollerde sevinçlerini protesto şeklinde yaşayabilecekleri söyleniyor. Galatasaray halen şampiyonluk yarışının içinde. Ancak sarı kırmızılı camiada hesap kitap yapılmıyor, başkanın yarattığı krizlerin ardından şu sorulara yanıt aranıyor. Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı, Fatih Terim gidecek mi, kalacak mı, futbolcular kazan kaldıracak mı? Fanatik. Fatih Terim İlhan Demiral'ın cenazesine katıldı. Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi defnedildi. Dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden eski su topu oyuncularından Demirdal için asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Tören'e Demirdalın ailesi ve yakınları, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti yetkilileri katıldı. Cenaze namazı kılınmasının ardından Demirdalın cenazesi aile kabristanında defnedildi. Törene eşi Fulya Terim ile katılan Fatih Terim, İlhan Demirdal'ın kardeşi Turhan Demirdal'a sarılarak başsağlığı diledi. Aa. Ajans Spor. İşte Galatasaray'ın Göztepe kadrosu. Ajans Spor Haber. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Göztepe'nin konuğu olacak. Sarı Kırmızılı takımda İzmir ekibiyle deplasmanda oynanacak maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da 6 oyuncu kadroda yer almadı. Buna göre, Ryan Donk, Ryan Babel, Radamel Falco, Mustafa Mohamed, Lins ve Yedlin bu maçta forma giyemeyecek. Lins, Yedlin, Falco sakatlıkları nedeniyle, Mustafa Mohamed Covid-19 protokolünden ötürü, Ryan Donk ise kırmızı kart cezası yüzünden Göztepe maçının kamp kadrosuna alınmadı. Galatasaray'ın kafilesi şu şekilde. Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyendama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Markao, Ozon Waffor, Emre Kılınç, Arda Turan, Getsin Fernandes, Sofyan Feauli, Fatih Öztürk.